اَقِيمُ السَّلَاةِ وَاَتُ الزَّكَةِ Salatı ikam etin, zekatı verin. Bunlar ne demek? O ayrı. Konumuz değil şimdi. Dördüncüsü فَعْبُدُ اللّٰهِ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ Allah'a ibadet edin. Ona herhangi bir şey şirk koşmayın. Beşincisi وَتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan sakının. Altıncısı فَلَّذِنِ اَمَنُوا وَاَمَنُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih ameller işleyin. Yedincisi de يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَيُؤْتُونَ النَّارِ Bunların konusu aynı ama kelimeleri değişik değişik gelebilir. Yani cennete veya cehenneme ödül olarak ve cezalı olarak girmek. İyiler cennete girecek, kötüleri de cehennemde yanacak. Şimdi bu kitap, yani elimizde bulunan Kur'an bu yedi şeyi boyuna tekrar ediyor kardeşim. Nereden baksanız bu yedisinden birisini herhangi bir sayfasında Kur'an'ı görebilirsiniz. Ya biri ya ikisi sürekli bunları tekrar ediyor. O zaman Sebul Mesani bu olmalı. Ben bununla tefsir ettim. Böyle oturduğu zaman biraz yerine oturuyor. Ve mevzuyu da özetliyor. Önceki geleneği sürdürüyor. Bir örneği Kur'an'da var. Rivayetlerde var. Başka dinlerde var buna benzer maddelemeler. O zaman bu da onunla tefsir edilmeli. Diyerek öyle bir tefsir ettim. Yani bunun dışında mevcuttan bakarak, yola çıkarak böyle ancak tefsir edebiliriz. Yoksa insanlar aklına estiği gibi tesviri yapabilir. Yani benden maksat şudur, bundan maksat budur da bunun bir örneği var mı yani? Yani dese ki mesela buradaki yedi tekrarlanan yediliden maksat işte kimyadaki yedi elementtir. İşte potasyum, uranyum, oksijen, hidrojen falan dedi sıralasa birisi. Bu nedir? Açıklamamadı. Evet bir açıklamadır. Ama bunun bir örneğini göstermesi lazım. Hem Kur'an'dan, hem önceki metinlerden, hem tarihsel rivayetlerden. Ben üçünü de gösteriyorum. Hepsini gösteriyorum. Birer örneğini gösteriyorum. Bu da